Merhaba arkadaşlar ben Halil Hoca. Şimdi Milli Bakanlığı Bursluk Sınavı ile ilgili kılavuzu yayınladı. Kılavuzda çok ciddi değişiklikler var. Hemen onların üstüne duracağız. Ama sınav başvuru tarihini öncelikle kaçırmayın derim. 13 Şubat 2024 ile 1 Mart 2024 tarihleri arasında muhakkak başvuruda bulunmuş olmanız gerekiyor. Tabi herkes sınava başvuramıyor. İşte fert başına yıllık 116 bin civarlarında bir şey oluyor arkadaşlar. Yani anneniz çalışmıyorsa sadece babanız çalışıyorsa kardeş sayınız fazlaysa büyük bir ihtimalle sınava girebilirsiniz. Ve bursu kazandıktan sonra her ay bakın düzenli bir şekilde Ekim ayından itibaren başlıyor. 12. sınıftan mezun oluncaya kadar da düzenli bir şekilde Milliyetin Bakanlığı bursu veriyor. Şu an 1400-1500 lira civarlarında ve her 6 ayda bir de zamlanıyor arkadaşlar. Peki sınav tarihi ne zaman? 21 Nisan 2024. Peki şu ana kadar Pandemiden beri ne yapıyordu Milliyetin Bakanlığı? Sınavları Eylül ayında yapıyordu. Şu an öne çekti. Yani 21 Nisan'a çekti. Bununla ilgili çok ciddi bir değişiklik olacak. E, sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor arkadaşlar? 17 Mayıs 2024 tarihinde de yani yine okullar açıkken sınav sonuçlarını öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi burada dikkatimizi çeken iki tane önemli değişiklik var. Bunlardan birincisi sınavın kapsamı arkadaşlar. Sınav ilgili derslerden talim ve terbiye kurulu başkanlığının belirlediği kazanımlar kapsamında uygulanacaktır. Ne demek bu? Arkadaşlar şu an Milliyetin Bakanlığı daha halen konuları belirlemedi demektir. Yani bir ya birinci dönem konularından olacak sadece birinci dönem. Mesela beşinci sınıfsanız sadece birinci dönemden sorumlusunuz. İşte altıncı sınıfsanız altıncı sınıfın sadece birinci dönemi. Ya da yedinci sınıfın birinci dönemi gibi. Veya bakın ikinci bir ihtimal şu da olabilir. Milletin Bakanlığı der ki sınav ne zaman kardeşim? 21 Nisan'da. O zaman 21 Nisan'a kadar ki arkadaşların gördüğü bütün konulardan sorumludur diyebilir. Yani elimizde iki tane ihtimal var. Ya birinci dönem konularından soracaklar ya da 21 Nisan'a kadar ki olan konulardan soracaklar. Peki ben 5. sınıfım diyelim ki. O zaman 5. sınıflar Hangi konulardan sorumlu? Sadece 5. sınıftan. İşte 6'lar sadece 6. sınıftan. 7. sınıflar sadece 7'den. 8 ve hazırlıklar da yine aynı şekilde 8. sınıf müfredatından sorumlu olacaklar. Peki İngilizce arkadaşlar. İngilizce çok gelen sorular içerisinde İngilizce dikkat ederseniz Milliyetin Bakanlığı ne diyor? İngilizce bursluk sınavında yok. Sadece ne var bakın? Dikkat ederseniz Türkçe, Matematik, Fen, Sosyal... Ama sosyalin bir bölümünde din kültürü ve ahlak bilgisi soruları. Şimdi burada cevapları aynı olan sosyal ve din kültürü ahlak bilgisi soruları geliyor ki bunu mesela hani bu din dersinden daha doğrusu din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muaf olan öğrenciler için aslında soruyorlar. Fakat bizim de işimize yarıyor. Niye? Çünkü cevapları aynı. Atıyorum son 5 soru ortak, cevapları aynı. Dolayısıyla ister dinden, ister sosyalden yapın, cevapları aynı olduğu için şansınız daha da artıyor arkadaşlar. Yani o soruları doğru yapma şansınız biraz daha artıyor. Peki ikinci önemli değişiklik ne arkadaşlar? İkinci önemli değişiklik de şu. Soru sayısını düşürdü bakın. 20 20 20 20. Yani toplamda kaç soruya düştü? 80 soruya. Peki 80 soruya kaç dakika veriyor arkadaşlar? 100 dakika veriyor. Şu ana kadar ilk defa oldu bu. Bursluk sınavlarında daima şu ana kadar hep 100 soru 120 dakika olurdu arkadaşlar. Şimdi biraz önce de söylemiştik. 5, 6, 7, 8'ler ve hazırlık sınıflarının soru sayısını Milliyetin Bakanlığı ne yaptı? 80'e düşürdü. Sınav kaçta başlıyor? 10'da. Ama hiçbir zaman 10'da orada olmayın. 9.30'da en geç 9.30'da sınav binasının önünde hazır olmanız gerekiyor arkadaşlar. Süre 100 dakika. 4 tane seçenek var. 3 yanlış. 1 doğruyu götürüyor. Kitapçık türü de 2 tane olacak arkadaşlar. Peki 9, 10 ve 11'ler. Onlar biliyorsunuz aynı sınava giriyorlar. Onlarda da seçenek sayısı 4. Yine 3 yanlış bir doğruyu götürüyor. A ve B kitapçıkları var. LGS'deki gibi ABC'de 4 tane kitapçık yok veya üniversite sınavlarında olduğu gibi çok fazla kitapçık türü yok. Ama 9 ve 10 ve 11'lerde ne yaptılar? Soru sayısına dokunmadılar. Yine 100 soru 120 dakika olarak verecekler arkadaşlar. Peki puan hesaplamasında ağırlıklı katsayılar nedir? Şimdi Türkçe, Türk Dil ve Edebiyatı 9'lar için geçerli. 9, 10 ve 11'ler için geçerli. 3, Matematik 3, Fen 3, Sosyal 3. Peki arkadaşlar niye puanlar değişiyor? Yani mesela iki tane Türkçe yanlış yapanla iki tane matematik yanlış yapan niye farklı puanlar oluyor? Çünkü işin içerisine Türkiye ortalamaları ve standart sapmalar giriyor. Dolayısıyla bir branşın standart sapması fazlaysa işte atıyorum standart sapması düşükse veya o branşın yapılabilirliği az veya çoksa puanı da ona göre değişiyor. Genelde burada matematiğin katsayısı biraz daha yukarı doğru çıkıyor arkadaşlar. E, sosyal ve fen bilgileri biraz daha kolay geliyor arkadaşlar. Türkçe yine biraz daha zorlayıcı branşlardan oluyor. Peki bu sık sınavını kazanmak için kaç puan gerekir ve kaç net yapmamız gerekir? İşte arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı hiçbir zaman yıllara göre kaç netle kaç puanla kazandığını vermiyor. Peki biz nereden tahminde bulunuyoruz? Mesela geçen sene ondan önceki sene bazı tahminlerde bulunmuştuk. Şuradan tahminlerde bulunuyoruz arkadaşlar. Sınava giren arkadaşlar sizlerden de isteyeceğiz belki. Kazanan arkadaşların puanlarını alıyoruz. Kaybeden arkadaşların puanlarını alıyoruz. Ve tahmini bir puan aralığı çıkıyor arkadaşlar. Ama puan önemli değil. Niye? Çünkü yıllara göre sınav puanları değişebilir. Hele ki bu sene bakın 5, 6, 7, 8 ve hazırlıklar 80 soruya düştü. Muhakkak puanlar değişecektir ama net üzerinden bir hesaplama yapabiliriz. Tahmini bir net bırakabiliriz. Genelde bakın 80 soru içerisinde 5 6 7 yanlıştan sonrası riskli olacaktır. İşte 100 soru içerisinde yine 7 8 9 yanlıştan sonrası riskli olacaktır. Onun için elimizden geldiğince arkadaşlar tüm soruları cevaplandırmaya çalışalım ve 7 8 yanlıştan fazla bırakmamaya çalışalım.